Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Domates gelişirken neden çatlar? Çatlamış domates yenir mi? İşte bu videomuzda bunu inceleyip önlemleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Domatesin çatlamasının en büyük nedenlerinden biri düzensiz sulamaktır. Domatesleriniz kuru bir dönem geçirdiyse, yani siz saksıda domates yetiştiriyorsunuz ve 2 günlüğüne tatile gittiniz. Bu süre içerisinde toprak biraz da olsa kurudu ve tatilden geldiğiniz gibi bol bol sulamaya başladınız. Çölde susuz kalmış birine bir anda bol bol su içmesine izin vermek gibi. Kuru bir dönem geçirmiş olan domatese bir anda bolca su verirseniz, toprak içerisindeki mineraller hızlı bir şekilde erir ve bu mineralleri kökler hızlı bir şekilde fidenin gövdesinden meyvelerine aktarmaya başlar. Domatesin içerisi dış kabuğundan daha hızlı gelişmeye başlar. İçi kadar hızlı gelişemeyen domates kabuğu da bu basınca dayanamayıp çatlayacaktır. Eğer bir de toprakta kalsiyum eksik ise direnci zayıf olan domates kabuğu daha kolay çatlayacaktır. Bunu önlemek için düzenli sulama yapmak şarttır. Ben genellikle saksılarımın tabanlarından sulama yaparım. Bu sayede kökler suya ulaşmak için gelişme gösterirken toprak yüzeyinde kalan su sıcaktan buharlaşıp uçmaz. Bu sulama şeklini biberlerde de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bunlar da 5 renk Arnavut biberleri. Küçücük toprak alanda oldukları halde halen çiçek açmaktalar. Kullandığımız doğal gübreler sayesinde hala çiçek açmaya ve meyve vermeye devam ediyorlar. Bu doğal gübre karışımlarının linklerini açıklamalara ekliyorum. Oradan bu videolara ulaşabilirsiniz. Domatesi sularken aşırıya kaçmadan suyu ne çok fazla ne de çok az vereceksiniz. Bitkinin ihtiyacı kadar sulamak gerekir. Toprağın nemine göre toprağı kuru bırakmayacak şekilde sulamalısınız. Peki toprağın suya ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlarız? Toprağı parmağınızın ikinci boğumuna kadar sokun. Eğer parmağınızın ucundaki toprak nemli ise sulama yapmanıza gerek yoktur. Çok sıcak havalarda bu nem çok çabuk değişiklik gösterebilir. Yani topraktaki su çok sıcak havalarda buharlaşabilir. Bunu önlemek için malçlama yapmalısınız. Özellikle domateslerde bu işlem çok işe yaramaktadır. Kuru saman veya doğal rafya gibi malzemelerle toprağın üstünü örtün. Bu sayede topraktaki nem buharlaşmayacak ve bitkiniz her daim köklerinden suyu emebilecektir. Az önce de ilettiğim gibi, özellikle domates yetiştirirken bu şekilde malçlama yapmanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde domates olgunlaştığı halde koparmazsanız buradakiler gibi buruşmaya başlarlar. Artık özelliğini kaybeden domateslerden sadece tohum alabilirsiniz. Bu yüzden domatesiniz kızardığında dalında fazla bekletmeden koparın ki enerjisini dalın üzerindeki diğer meyvelere ve yeni çiçekler açmaya harcasın. Peki çatlamış bir domates yenir mi? Evet, yenir. Ancak çatlamış domatesleri çatlamamış domatesler gibi kopardıktan sonra uzun süre bekletemezsiniz. Çatlak olan domatesler çok daha çabuk bozulacaktır.
Aslında bu bilgilerden şunu çıkarabiliriz. Çoğunlukla şunu duyarız ki, bak bu domates organik olduğundan üzerinde çatlaklar var. İşte bu domates alınır. Hayır, bu yanlış bir düşüncedir. Organik tarım ile üretildiğinden değil, düzensiz sulama ve kalsiyum eksikliğinden çatlamıştır. Bu cins çizgili domateslerle karıştırmayın. İyi bir domates hasarsız olmalıdır. Doğal gübrelerle beslenip hormon verilmediğini de kestiğinizde içerisindeki beyazlığın yoğunluğundan anlarsınız. Hormonlu gıda nasıl anlaşılır ile ilgili bir video hazırlamıştım. Yukarıdaki linkten ve açıklamalara ekleyeceğim linkten videoya ulaşabilirsiniz. Peki çatlamış olan domatesler sağlığa zararlı mıdır? Hayır, değildir. İyice yıkandıktan sonra yenilebilir. Az önce ilettiğim gibi tek sıkıntısı çabuk tüketilmesi gerektiğidir. Çatlak olan yeri açık olduğundan zamanla bakteri üretip çabuk bozulmaya başlayacaktır. Bir sonraki videomda domates neden kızarmaz ve kızarması için ne yapılmalıdır onu işleyeceğiz. Bildiğiniz doğruların aslında ne denli yanlış olduğunu sizlere aktaracağım. Bu videoyu da paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.